Öncelikle tabii ki saha ve stat çok güzeldi. Belki biraz daha seyirci olsaydı çok daha güzel olurdu. Tabii buraya kazanmak için gelmiştik. Karabük'ün gücünü biliyorduk. Onlar da bir çıkışta olan bir takımdı. Biz de genç bir takımız. Geçen hafta Alanyaspor galibiyeti hem ligde moral hem oyun anlamında bir şeyler kattık kendimize ve kazandık. Önemli olan bu haftaya taşımaktı. Buraya maça iyi başladık. Maçın özellikle ilk 20 dakikasında belki 3-0, 4-0 yakalayabilirdik. Çok pozisyona girdik. Ama o dakikadan sonra tabii ki deneyimli oyunculardan kurulu Karabük takımı biraz daha topla fazla oynayınca savunma yapmak durumunda kaldık. Bu savunmadan bir 5-10 dakika çıkamadık. Tabii ikinci yarı futbolcularımla konuştuğumda aynı ilk yarı gibi başlamasını, geriye çekildiğimiz an hata yapıp gol yiyebileceğimizi söyledim. Gerçi ikinci yarı iyi başladık. Ancak 10 kişi kaldığımızda dengeler biraz daha bozuldu. Biraz daha geri, özellikle birinci bölge savunmasını daha çok yapmaya başladık. Futbolcularım hepsi canı gönülden bütün mücadeleye yüreklerini ortaya koydular. 10 kişiyken bile yakaladığımız en az 3 tane %100 gol pozisyonu var. Bunları belki değerlendirseydik buradan 3 puanla dönecektik. Bütün futbolcularımı kutluyorum. Karabük tabii ki o da hedefe şampiyonluğa oynayan bir takım. Biz de genç bir takımız. Futbol oynamaya çalışıyoruz. Sahada hep futbolun güzelliklerini ortaya koymaya çalışıyoruz. Bugün de berabere bitti. İki takımı tebrik ediyorum. Bundan sonra başarılar diliyorum. Ofansif yönde yeteri kadar etkili olamayışımız bizi ister istemez sıkıntıya soktu. İlk yarıda da rakibe net pozisyonlar verdik. Gol de yiyebilirdik. İkinci yarıda son dakikada da vermiş olduğumuz bir pozisyon var. Mağlup da olabilirdik. Galip de gelebilirdik. Ama berabere biten bir maç. Dolayısıyla futbolda bu tür sonuçlar vardır. Bu tür sonuçlara da istemeden kabullenmek mecburiyetinde kalıyoruz. Aslında bizi çok mutlu etmiyor bu sonuçlar ama yapılacak da bir şey yok. Dolayısıyla bu kaybetmiş olduğumuz puanları inşallah başka maçlarda telafi ederiz diye düşünüyorum. Çıkarttığımız oyuncular, giren oyuncular daha faydalı olsun diye düşünüyoruz. Zaman zaman oluyor, zaman zaman olmuyor. Bunu da kabul etmek gerekir. Hepsi Karabük Spor'un oyuncuları bunların hepsi. Ve hepsinden faydalanmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar da 6 maç geçti. Oynamayan hiçbir oyuncu kalmadı. Yani şunu oynasaydın falan şeklinde düşünülen bir pozisyonda herkes oynadı. İyi olup da devam etmeyen oyuncu da yok. Dolayısıyla herkesten faydalanmaya çalışıyoruz. İnanıyorum ki bu takımda, bu oyuncularımızda bizi ipi gösterecek bir başarı yakalar diye düşünüyorum.